Merhaba çocuklar. Şimdi birlikte 3. ünitenin kelimelerine bakacağız. Hemen başlayalım. Weather, hava, hava durumu. Bu şekilde. How is the weather? Bu soru neyi soruyordu? Hava nasıl? Yine what is the weather like sorusu. Hava nasıl diye soruyor. Şimdi hava durumlarına bakalım. Sunny, sun kelimesi güneş, sunny, güneşli. Cloudy, cloud kelimesi bulut, cloudy, bulutlu. Rain, yağmur demek zaten. Wet kelimesinde ıslak anlamı da var. Rainy de, wet de ne anlama geliyor? Yağmurlu. Snowy, snow, kar demek. Snowy, karlı. Wind, rüzgar demek. Windy, rüzgarlı. Fog da aslında sis demek. Ama çok fazla rastladığımız bir şey değil. Foggy, sisli. Gördüğünüz gibi. Storm, fırtına demek. Stormy, fırtınalı. Evet. Şimdi sıcaklıklara göre bazı kelimelere bakacağız. Freezing, dondurucu. Yani çok soğuk. Bu şekilde. Cold, soğuk. Evet. Yani derecede sıcaklık bayağı düşük. Soğuk. Cool, serin. Yani serin, hani ne çok soğuk ne çok sıcak. Serin. Evet. Warm, ılık. Artık hava ısınmaya başlamış. Ilık. Şuradaki dereceye bakıyoruz. 20-21. Hot, sıcak. Evet, bayağı bir derece yüksek. Nice da yine hava durumlarında kullanabiliyoruz. Nice kelimesi hoş, güzel anlamına geliyor. It's nice dediğimizde, hava durumu sorulduğunda hava güzel demiş oluyoruz. Snowball, kar topu. Snow zaten kar demiştik. Snowball, kar topu. Snowman, ne acaba? Kardan adam. Rainbow, yine çok sevdiğimiz bir şey. Gökkuşağı. Bu kelimelerden bazılarını bilmeyebilirsiniz. Not alsanız iyi olur. Evet, clothes. Şimdi bu hava durumları ile ilgili bazı kıyafetlere bakacağız. Clothes, giysiler, kıyafetler demek. T-shirt, zaten Türkçe'de de olduğu için biliyoruz. Evet, t-shirt. Hat, nedir acaba? Şapka. Sunglasses, glass zaten... Yani glasses zaten gözlük demek. Sunglasses olduğunda güneş gözlüğü. Jacket, yine Türkçe'de de çok benzer bir kelime var. Jacket. Raincoat, rain zaten yağmur demiştik. Raincoat, yağmurluk. Evet. Umbrella, yine yağmurda bize lazım olacak bir şey, şemsiye. Gloves nedir? Eldivenler. Genelde çift gloves olarak söylenir. Çünkü hani iki elle de giyildiği için eldivenler. Island nedir acaba? Ada. Bakın her tarafı denizlerle çevrili. Desert. Desert neresi?
çöl. Bu kelimeleri bilmek bir sonraki ünitede de işimize yarayacak. Desert, çöl. Mountain ne demek? Dağ. Rainforest, yine rain, yağmur, forest, orman demekti. Rainforest, yağmur ormanları demek. Evet. Pole da son olarak kutuplar, yani kutup. Bakın burada kuzey kutbu olarak göstermiş. Bu kadar çocuklar. Umarım faydalı olmuştur.